Ben Fantoma. Bütün karşımdaki ajanlar şunu bilsin ki İstanbul'a kendim geleceğim. Bu intikamımın sonu olacak. Demir pençeyle de bizzat ben meşgul olacağım. Demir pençe. Al bu silahı. Onunla intikamını alacaksın. Bu silah bende olduğu müddetçe daima kötülerin karşısında olacağım. Sana söz veriyorum, intikamımı alacağım onlardan. Buna kimse mani olamaz. Buluştuk koçum. Artık biz onlardan değil, onlar bizden korksun. Ray 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 ram. Ray ray. Palamut gibi gel bakalım. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Gerdanına vuruldum, aman görümce. Sen buradan tüy, ben çevireyim işimi gizlice. Terrararay rararam. Hadi. Mafyanın adamlarıyla görüştüm. Perili köşte bizi bekliyorlar. Mikrofilmleri verip profesörü alacağız. Bu işi de halledersek Fantoma çok memnun olur. Mafyanın adamlarına güvenmemek lazım. Çok dikkatli olmalıyız. Profesör Fantoma için çok önemli. Profesör geldi. Bu mu Oski? Ta kendisi, ama yaşlanmış. Biz profesörü teslim ettik, siz de mikrofilmi verin. Al. İyi bir alışveriş oldu. Evet, bizim için de. Öyle sanıyorum ki mafya bu alışverişten çok memnun kalacak. Mikrofilmleri tetkik et bakalım. İki çiftin sevişirken çekilmiş resimleri, sahte bunlar. Sahte demek! Fazla durmayalım, silahlar da boşaldı. Gidelim! Gidemezsiniz! Profesör bana da lazım, sizin olmayacak! Sen de kimsin? Bana demir pençe derler. Bundan sonra hepinizin başına bela olacağım. Sözlerine dikkat et! Fazla da konuşma, yoksa ölürsün! Demek bana silah çekmek ha! Bundan sonra kollayın kendinizi! Vurun!
Çok ileri gittin, belanı bulacaksın! Bana çatı lazımsınız! Şimdi kaçalım. Eşlerini bırakmayın. Biz de gidelim. Yürüyün. Demir pençenin emdiği sütü burnundan getireceğim. Arkamızdan geliyor. Kim? Demir pençe. Merak etme. Sen sadece dediğimi yap. Arkadaki arabaya haber ver, yolunu kessinler. Oski! Nereden gideceksin? Kestirmeden! Hala arkamızdan geliyor. Hergeleler. Şimdi gidip profesörü almak lazım. Neredeyim ben? Of aşığım! Kendinize gelin, şimdi emin ellerde bulunuyorsunuz. Kimsin sen, ne istiyorsun? Bir dost, sizi evinize götüreceğim. Casuslar! Casusları unut babalık! Ben Demir Pençeyim, daima koruyacağım seni. Bundan sonra arkandan gelmeye kimse cesaret edemez. Sağ ol evlat! Hadi gidelim. İşimiz alt üst oldu, bir demir pençe çıktı karşımıza, adamları da atlattı. Fantomaya ne cevap vereceğiz? Mikrofilm sahteydi desek? Profesör için ne diyeceksiniz? Fantomaya doğruyu söylemekten başka çare yok. Gel! Demir pençeymiş. Evet, kim olduğunu bilmediğimiz bu adam bütün işlerimizi alt üst etti. Sus! Hani hepiniz birer insan kasabıydınız köpekler? Size güvenmekte hata ettim. Fakat... Fakatı filan yok. Yapacağınız ilk iş mikrofilmlerin hakikisini bulmaktır. Bir daha hata istemem. Bu işi de bir toplantı tertip ederek halledeceksiniz. Toplantı mı? Evet, profesörü unut şimdilik. Toplantıda kuvvetini kabul ettim. Fantoma'nın son emirlerini bütün casuslara bildirin. Kabul etmeyeni vurun. Peki Fantoma. Emirlerim bu kadar. Fantoma, emrinde çalışmanızı istiyor. Burada sizinle toplanmamızın sebebi bu. Biz Türkiye'yi terk etmeye karar verdik. İstanbul'a geldiğimizden beri hiçbir faaliyet gösteremedik. Bu sebeple Fantoma ile birleşme taraftarı değilim. Anlıyorum sizi. Ama unutmayın ki, Fantoma teşkilatı her zaman, her işte ajanlarını korur.
Fakat Türk emniyetine karşı değil. Türk polisi hiçbirimize göz açtırmıyor. Ben uzun zaman emniyetle ilgili işlerde çalıştım. Sizin dediğiniz doğru. Fantoma'nın İstanbul'a gelmemesi zaten hataydı. O olmadan bu mücadele ilerlemez. Fantoma olmasa da bizim hiçbir işimiz yarım kalmış değil. Bizimle birleşmeye mecbursunuz. Eğer kabul etmezseniz bu hakikati inkar etmiş olursunuz. Sonra size mafya teşkilatının sonunu da hatırlatmak isterim. Fantoma ile çalışmaktan başka çaremiz yok. Ne dersiniz? O zaman şartları konuşalım. Müsaadenizle. Bu iş oldu sayılır. Biz gidiyoruz. Ben bir müddet gizleneceğim. Ama sizinle irtibat kurarım. A4 planı için ikinizi de isterim. Gidebilirsiniz. Şimdi işimize dönelim. Bu işin sonu geldi çocuklar. Toplantıya biz de şeref verelim ha? Hediye olarak da bol mermi götürelim. O herifleri bir ele geçirirsem gırtlaklarını keseceğim. Hadi çabuk hazırlanın bakalım. Hemen babalık. Benim hazır olmadığım görülmüş müdür? Yalnız ben ceketimi giyeyim, resmi kıyafetim olmadan adam vuramam. Ne giyeceksen giy, çabuk ol. Hadi. Babalık, durma öyle, telefona koş. Bize arkadaş değil, telefon lazım. Tamam babalık, çocuklar dikkatli olsunlar, hemen geliyoruz. Ne oldu? Bu iş bitti sayılır Haydar Bey. Demir Pençe ile Yılmaz, casusların mekanını basmışlar. Ben ekiple gidiyorum. Bu işin sonuna geldik galiba. Bu işte bütün vazifeliler iyi çalıştı. Adalet yerini bulacaktır. Hadi! Yani bu demek oluyor ki, tamamıyla anlaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Fantoma buna çok memnun olacak. Bütün her şarta uyacağız. Mikrofilm işini hallettiğinize göre, hadiselere ara vermek fikrindeyim. Sizi anlıyorum. Yalnız sesimizi duyurmadan yapmamız gereken işler var. Ne gibi? İlk işimiz, İstanbul'da bulunan bütün ajanların listelerini çıkarmak olacak. Lüzumu yok! Beni dinleyin! Ben unutmam hemşerim, birazdan Türk polisi burada olacak, hepinize kelepçeyi takacak! Unuttunuz dedim ateş! Geçmiş olsun Demir Pençe. Yılmaz! Fenayım Demir Pençe. Hemen hastaneye götürsek. İstemem, bu yara öldürecek beni. Hayır, ölmeyeceksin. Nasılsın Yılmaz? Vazifemizi başardığımız için mutluyum. Hepinize teşekkürler. Biz de sana teşekkür ederiz. Kaderde ölmek varmış. Bir gün Fantoma'nın da hakkından geleceğine eminim Demir Pençe. Hainleri vatanımıza sokma sakın. Vatan sağ olsun. Yılmaz! Müdür bey içerideler mi? Buyurun içeride. Sağ ol. Hoş geldin Yıldırım. Hoş bulduk efendim. Buyur otur. Sağ olun. Seni görmek beni memnun etti. Fakat kardeşini kaybetmek seni üzdüğü kadar bizi de üzdü. Benim üzüntüm kalmadı efendim. Kardeşimin vazife uğruna ölmesi bana gurur verdi. Merhaba. Ayrola. Dilekçemiz kabul edilmiş. Fantoma işi için yeni bir görevli tayin etmişler. İstediğimiz zaman emrimize gönderecekler. Buyurun evrakları. Güzel. Hemen çağırtalım.
müsaadenizle konuşabilir miyim? Sizi dinliyorum. Buraya gelmemin sebebi... siz de kabul ederseniz bu vazifeyi ben almak istiyorum. Tabii, memnuniyetle kabul ederim. Yalnız üst makamlar... onu da düşündüm efendim. Gelmeden emrimi de aldım. Buyurun. Bu işi yalnız kardeşim için değil... vatanıma zararlı her teşkilata karşı olduğum için istedim. Sizinle çalışacağıma sevindim. Yalnız Demir Pençe ile de tanışman lazım bu işte. İsmini duydum. Memnuniyetle tanışmak isterim. Sana haber veririm Yıldırım. Önce babalıkla konuşman daha doğru. Yılmaz'ı Demir Pençe de severdi. Haberlerinizi bekleyeceğim. Meslekten mi? Emniyetin en iyi adamıdır. Tuttuğu her şeyi koparır. Burada kalacağız. Bütün teşkilatın toplantı ve buluşma yeri burası olacak. Sana gelince Behçet. Eskisi gibi benim yanımda kalacaksın. Hemen Yusuf'u bul, bana getir. Baş üstüne Fantoma. Sonraki işin, İstanbul'a daha önce yolladığım nitrogliserin tüplerini fabrikadan alacaksın. Bu köşk şehirden uzak ve dikkati çekmeyecek bir yerdedir. Yapacağınız şey sadece temkinli olmak. Emirlerinizi yerine getireceğim Fantoma, müsaadenizle. Sana tekrar geldim İstanbul. Yıllar önce beni kaçmaya mecbur etmiştin. Ama eski günler bitti artık. Şimdi kuvvetliyim intikamımı alacağım. Yıllardır sabırsızlıkla bu günü bekledim. İşe başlama günü geldi. Fantoma İstanbul'a gelmekle kazanacağını sanıyor. Fantoma bize vız gelir. İstanbul'u zehir edeceğiz ona. Bu elbiseleri boşuna giymedik. Fantoma'ya nefes aldırmayacağız. Hadi bakalım iş başına. Fantoma'ya ilk dersi verin. Derhal kuleye. Demir Pençe'nin ismini Fantoma'ya duyurun da kimlerin karşısında olduğunu anlasın. Getirin! Beni çok beklettin Yusuf. Buraya kendin gelmeni isterdim. Ben seni hatırladığıma göre senin de borcunu hatırlaman gerekirdi. Adamlarım seni bulmasaydı geleceğin yoktu. İstanbul'a geldiğini bilmiyordum Fantoma. Borcumu da seninle iş yaptığımdan beri hatırlıyorum, Kahire'den beri. Ben artık seni hatırlamak istemiyorum Yusuf. Borcumu getirdim dedim, istersen bundan sonra sana çalışırım. Sus! Seni düşünmek istemiyorum artık. Affet Fantoma! Affetmek mi? Bir müddet ortadan kayboldum. Zaten Fantoma mikrofilmlerin profesörde olduğunu biliyordu. Affedin beni. Cezanı çekeceksin. Alın paraları. Durun! Gel bakalım kara sakal, müdüriyette bülbül gibi konuştururuz seni. Sen Türk ajanı mısın? Ne o, beğenmedin mi?
Bu vatana ihanet edenlerin hepsini adalete teslim edeceğim. Beni öldürün daha iyi. Bakıyorum birden kedi gibi oldun. Doğru söyledin Mine. Hem de sakallı kedi. Yürü! Dansıyla seni büyüledi Fantoma. Ben prensip sahibiyim Meleğim. Ne kadar sert, ne kadar affetmez bir görünüşüm varsa da meleklere karşı daima iyi niyet beslerim. Yoksa bana güvenin kalmadı mı? Sana güvenim her zaman var Fantoma. Her şeyinle, her arzunla seninim. Bana güven dedim o kadar. Kontesle ileride büyük işler yapacağız. Sen zaten benimsin. Çok güzel dans ediyorsun Kontes. Senin için Fantoma, daima beraber olmamız için. Seni kollarımda bir melek gibi, köşklerimde de kraliçem olarak yaşatacağım. Beni şımartıyorsun Fantoma. Ben mesut ettiğimi sanmıştım. Mesut da ediyorsun. Her şeyimle seninim artık. Gel sevgilim. Bana verecek malumatın varmış. Pazarlık etmeye geldim. Ooo, hoş geldin! Pazarlıktan önce avans olarak bir sigara ver bakalım. Al bakalım. Açık sözlüsün, sevmeye başladım seni. Satacağım mal nedir? Casuslar ve Fantoma. Senin ilgileneceğini bildikleri için beni tavsiye ettiler, tabii anlaşırsak. Akıllısın. Demir pençeye bildiklerini kaça satıyorsan, aynı fiyatı vereceğim sana. O zaman ver bir sigara da. Al. Öt de işimize bakalım. Burada olmaz. Sen de çok nazlısın be babalık. Ama anlatacaklarının aslı olmazsa verdiğim sigaraları geri alırım sonra. Bana itimadın yok mu? Al bir sigara da. Yürü bakalım. Hop! Ne oldu Behçet? İyi haberlerle geldim. Profesörü buldum. Yalnız demir pençe faaliyete geçecek. Sakallı ile sahte paraları ele geçmiş. Boş bir zamanları da bulmamız lazım. Eğer müsaade ederseniz profesörü kollayacağım. En küçük fırsatta profesörü yakalayıp size getireceğim. Ben emrimi daha önce vermiştim. Gerekirse bütün teşkilat senin emrinde. Cansel'e de bu emrimi bildir. Çünkü sıra demir pençede. Verdiğin malumat yetti de arttı bile.
Yoksa verdiğin sigaraları geri mi istiyorsun? Yok. Yalnız Demir'le beni buluşturmanı isteyeceğim. Olur. Olur ama nerede? Burada bekleyeceğim. O da olur ama ne zaman? Yarın gelirler mi? Hı, gelirler. Senin Fantomi'yi tanıdığını ve onun hakkında bilgiler vereceğini söylerim. Fantoma laf etme babalık. Ben de Demir de Fantoma lafından iğreniriz. Yarın Demir'in mühim vazifesi var. Bitince gelir. Bekliyorum babalık. Hadi eyvallah. Nasıl olsa hesap günü gelecek. Bu yaptırdığım tekne dünyadaki gemilerin en süratlisi olacak. Behçet'in getireceği kutular monte olunca iş bitmiştir. Mühendislere söyleyin ellerini çabuk tutsunlar. Hemen ederiz. İşler yolunda gitti. Nereden gireceğiz buraya? Kapısı arka tarafta, gel. Sandıklar için kelleyi koltuğa aldık. Zor oldu ama başardık. Fantoma'nın hiçbir işinde zorluk olmaz. Alın mükafatınızı. Her zaman da Fantoma'ya minnettar kalın. Durun bakalım! Demir Pençe! Bundan sonra bana minnettar kalacaksınız. Bana da! Demir Pençe! Hey! Eyvah! İçeride kıyamet kopuyor, kulağımızları patlamasın! Ay! Bu işi de hallettik, gidelim artık buradan. Hı hı. Hadi. Sağ olun, babalık geliyor. Hop! Buraya gelin çocuklar. Bakıyorum, ortalarda yoktun babalık. Ben etrafı kolluyordum. Telefon et de bu kutuları teslim alsınlar babalık. Olur. Şu Fantoma'yla da bir karşılaşsak. Biz beraber oldukça onun da sırası gelecek. Her zaman beraber olacağız. Şimdi nereye? Şimdi doğru karanlık depoya gideceksiniz. Neden? Yıldırım isimli birisi sizinle görüşmek istiyor. Biz kimsenin ayağına gitmeyiz. Gitmeniz lazım. Fantoma hakkında bilgiler varmış. Ya tuzaksa? Size işler mi? Yoksa korkuyor musunuz? Korkmak mı? Kimden? Hadi, doğru işe öyleyse. Hadi. Ulan Fantoma, bir gün senin hesabını ben göreceğim evvelallah. Anlat! Fabrikayı demir pençe bastı, adamlar... Ne? Tüpleri bıraktın mı? Canımı zor kurtardın. Canını mı kurtardın? Bir kişi benim prensiplerimi yıkıyor, sen canından bahsediyorsun. Demir pençeyi tanısaydınız böyle konuşmazdınız. Kes! Bana bak Behçet, bütün işleri bırakıp demir pençeyi bulacaksın bana. Fakat... O kadar. O kadarmış. Babanın söylediği yer burasıydı, değil mi? Evet. Şaka yapmış olmasın, kimse yok galiba. İşte şaka olmaz. Yıldırım diye bahsettiği arkadaş gelir herhalde. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Yıldırım. Memnun oldum. Mine Hanım, ben de Demir. Sizleri rahatsız ettim. Fantoma hakkında bilgileriniz varmış. Gelip öğrenmek vazifemiz.
Ben de vazife için geldim buraya. Bendeki tek malumat, Fantoma'yı ortadan kaldırmak için sizinle çalışacağımdır. Bizimle mi? Neden? Birinci sebep, dediğiniz gibi vazife. İkinci sebep de kardeşimin intikamı. Kardeşiniz mi? Yılmaz benim kardeşimdi. Onun ölümüne Fantoma sebep oldu. Evet, bu acıyı o zamandan beri biz de hissettik. Sağ olun. Ama sizin acınız benimki kadar büyük olamaz. Şimdi sizden ricam, onunla çalışıp da Fantoma'nın casusu olan Gürgün'ü bana getirmeniz. Fantoma'nın yerini yalnız o bilir. O da kim, ben tanımıyorum. Ben tanıyorum. Size getireceğim onu. Bana güvenebilirsiniz. Güveniyorum size. Kardeşim için size teşekkür ederim. Sana söz verdiğim tesis bu, Kontes. Burada imal edilecek silah ve atomik araçlar dünyanın altın üstüne getirmeye yeter. Sana inanıyorum, Fantoma. Daima beraber olup teşkilatımızı genişleteceğiz. O benim işim. Dünyaya hakim olmak da yalnız benim fikrim. Ama bu sözüm seni ümitsizliğe düşürmesin. Her zaman yanımda olacaksın. Dinleyin beni! Daha çok çalışıp emirlerimi daha çabuk yerine getireceksiniz. Gidelim. Nasıl, dansı beğendiniz mi? Efendim? Dansı diyorum, beğendiniz mi? Aa, evet, çok beğendim. Hadi bakalım, uçlan mangizleri! Sıra sende babalık! Hop! Her gece gelir misiniz buraya? Sık sık gelirim. Babalığın da keyfine diyecek yok. Yanıma gelsenize. Anlamadım. Orada uzak kaldınız da yanıma gelin dedim. İstiyorsanız geleyim. Bu gece. Bu gece daha güzelsin bebek. Gözlerime baktığın an kendimden geçtim. Benimle geleceksin değil mi? Sana bütün vaatlerimi yerine getireceğim. İnan bana. İnanıyorum. Söyle, nerede profesör? Evde yoklar. Nerede öyleyse? Kızıyla dışarı çıktılar. Aradın mı evi? Kimse yok. Söyle, nereye gittiler sonra? Gelenler var. Saklanın. Sesini çıkarırsam vururum seni. Kimsiniz? Beni tanımadın mı? Biz eski dostuz. Ayrıca Fantoma'nın da selamı var. Seni istiyor. Fantoma mı? Götürün bunları! Merak etme kızım, hemen gelirim. Babacım! Yoo, kızın da gelecek! Götürün! Sana gelince pis köpek, sen de cezanı çekeceksin! Kandırdın beni! Hani vaatlerin, hani beni... Bağırma güzelim! Benden vazgeç şimdi.
Buraya seni arkadaşım için getirdim. Ben senin arkadaşını tanımıyorum ki! Ne istiyorsunuz benden? Bırakın beni, çözün ellerimi! Bağırma! Bana sadece Fantoma'nın yerini söyle. Bilmiyorum. Sen mi? Şimdi Yılmaz'ı sorsam onu da tanımıyorum dersin. Çaren yok bebek. Var. Tek çaresi konuşmak. Konuşmak mı? Bu benim sonum olur. Doğruyu söylersen bize güven. Biz koruruz seni. Fantoma köşkte, Boğaz'da, tepedeki köşkte kalıyor. Doğru mu? Doğru söylüyorum. Sana inanmam için biz geri gelene kadar burada kalacaksın. Burada mı? Korkmana lüzum yok. Gidelim. Hı hı. Fantoma'nın izini bulduk sayılır. Yıldırım ve Demir kızı konuşturmuşlar. Onları bulundukları yerden açığa çıkarabilirsek belki fırsat kullanılabilir. Ben de öyle düşünüyorum efendim. Bu gece kızın söylediği yere gideceğim. Bu iş tehlikeli olabilir ama. Herhalde Yıldırım Bey tehlikeden hoşlanır sanırım. Onun için gitmek istiyorum. Yalnız yeri kat'i tespit edemedik. Biz şimdi babalığa gidelim. Onun bilmediği yer yoktur. O bilir. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Sonuca varmak şart. Bizim teşkilatımız her zaman başarılıdır. Yer tespit edildikten sonra Fantoma'yı yakalamak mesele değil. Kesin ellerini! Yaklaş! Bana ihanet et! İhanet etmedim! Dinleyin beni, her şeyi anlatacağım size! Ben kimseyi dinlemem! Herkes beni dinler! Benim dediğim, benim istediğim olur! Dilediğimi de her istediğim zaman bulurum! Fakat... Benim emrimden çıkan herkes ölür! Ya. Sen de öleceksin! Cesedini gece Boğaz'ın sularına atın. Babalık şimdi aşağıdadır. Kızın söylediği yeri yalnız o bilir. Babalığı sevdim. Yalnız çok paraya düşkün. Babam gibidir. Ona para lazım değil, arkadaş lazım. Merhaba babalık! Hop! Nerede kaldınız? Az daha gidecektim. Eğer uyandırdığımıza kızdınsa... Boş ver, ne oldu? Kız konuştu. Fantoma'nın mekanı şehir dışında metruk bir köşkmüş. Neresi olabilir babalık? Şimdi çaktım. Ama oraya gece gitmek lazım. Bu gece gideriz. Sen eve git. Mini'ye yeni haberler... Ama profesörü kaçırmış, Mine sana anlatır. Köprü yolunda bu gece seni beklerim babalık. Tamam. Ben eve gidiyorum. Mini'ye bu yeni işten bahsetme sakın. Baş üstüne babalık, başka emrin? Hadi bakalım iş başına evlat. İyi şanslar. Sana da. Sen mert ve kuvvetli oldukça ben şanslı sayılırım. Yarım uyku 4 sandviçe bedeldir. Oh! Profesörü getirdim Fantoma. Hoş geldin dostum. Yıllar geçti değil mi? Uzun çalışmalarımı, istikbalimi sen mahvettin değil mi? Ben seni unutmadım ya sen? Her şey geçti bitti Fantoma. Elindeyim. Beni istediğin an öldürebilirsin. Yalnız kızıma dokunmayın. Kendim için söyleyeceğim yok. Demek bir de kızın var ha? Onu düşündüğüne göre çok seviyorsun kızını. Güzel de bir kız, bebek gibi. Çek elini. Kızıma dokunma dedim. Profesörle kızını da beraber getirmen iyi oldu. Şimdi söyle, yıllar önce benim hazırladığım mikrofilmleri ne yaptın? İyi bir yere sakladım. Bir gün geleceğini biliyordum.
Yalan! Bu sefer atlatamayacaksın beni. Yalan söylemiyorum, doğru. Emin bir yerde saklı, eğer... Eğer kızını bağışlarsam hepsini vereceksin, değil mi? Söz veriyorum, hepsini vereceğim. Gidelim. Biz gelene kadar kızım burada kalacak. Baba, bırakma beni! Korkma kızım, beni burada bekle. Fantoma söz verdi mi yapar. Hadi bekle! Baba! Baba! Yavrum! Mikrofilmleri istiyorum profesör. Unutma söz verdin. Burada da beni atlatırsan kızını öldürürüm. Sen de bana söz verdin Fantoma. Kızımla beni bırakacağına inanıyorum. Uzun etme, seni dinleyemem. Karşılıklı iş bu. Nerede saklıysa ver mikrofilmleri. Başka çare var mı? Yok. Şimdi sen kuvvetlisin, senin dediğin olur. Dediğim değil, emrim. Aldatmayacağını biliyordum profesör. Ben de verdiğim sözü tutacağım. Kızın yaşayacak ama sen öleceksin. Yapmayın kızım, bensiz yapamaz. Ona bağışlayın beni, vurmayın! Kimi aradınız? Dolaşıyorduk. Burada dolaşmak yasak, anladınız mı? Hadi basın bakalım! Buralar tehlikeli. Sen gelmiyor musun? Ben kapıyı kollayacağım. Yanlış geldin galiba. Burası kahvehane değil. Kapıda nöbetçiyi görmedin mi? Gördüm. Aradığımın burada olduğunu söyledi. Kimi arıyorsun? Tanırsın. Fantoma'yı. Fantoma'yı! Kim bu? Arkadaş Fantoma'yı arıyormuş. Söyle bakalım ahbap! Neden arıyorsun Fantoma'yı? Bir ay önce Kahire'deydim. Fantoma'yla bir iş için konuşmam lazım. Fantoma'yla kimsenin işi yoktur. Madem kendi ayağınla geldin, seni Fantoma'ya götüreceğim. Dikkat! Evet, ben Demir Pençe. Fantoma'nın adamları Yıldırım'ı yakaladılar. Ne? Yıldırım'ı yakaladılar mı? Bu çok kötü. Tepedeki köşke götürdüler, çabuk oraya gel! Merak etme, hemen geliyorum. Beni köprüde bekle.
Ne olmuş? Yıldırım'ı yakalamışlar, babalık haber veriyor. Peki ne yapacaksın? Onu kurtarmalıyım. Ben de geleyim. Olmaz, sen evde kal. Kendine dikkat et. Böyle küçük işleri demir pençe halleder. Sen kendine dikkat et. Babam nerede? Babam mı? Bizimle geri gelmedi. Nasıl olur? Babam geleceğini söylemişti. Beni yalnız bırakmazdı burada. Ne oldu? Söyleyin ona. Babam bana yalan söyledi güzel kız. Cezasını da çekti. Yalvarırım söyleyin nerede? Baban öldü bebek. Hayır! Hayır! Sus! Olamaz. Hayır! Götürün! Şimdi sıra artık demir pençede. Benden konuşmak istemişsin. Neden? Ne işin var benden? Mühimdi konuşacağımız. Ama ellerim bağlı konuşmaktan hoşlanmam. Niyetimi bilirsin. Ellerini çözmek küçük bir işaretime bağlı. Anlat! Kahire'den geldim. Senin ilgileneceğini sandığım miktarda mücevher var. Milyoner alıcılara gitmeden seninle görüşmeyi uygun buldum. Yalan konuşuyorsun. Sen bir Türk ajanısın dostum. Bu kadar konuşup yorulman da boşuna oldu. Gülgünü bağlı bıraktığın yerde ben onu öldürdüm. Demir pençeyle berabersin sen. Onu beklemeye tahammülüm yok. Önce seni öldüreceğim. Ölümü burada ellerin bağlı bekleyeceksin. Gidelim! Neredesin evlat? Sabahtan beri seni bekliyorum. Yıldırım nerede? Yakalandı dedik ya. Şimdi nerede? Gel! Yıldırım'ı burada yakaladılar. Ha? Ama götürdüler. Götürdüler mi? Biz de bacadan gireriz içeri. Bacadan girmek her zaman iyidir, değil mi babalık? Üstüne bastın! Fantoma bunun işini görseydi, biz de kızlarla olacaktık. Fantoma bu sözünü duyarsa, bizi bundan evvel öldürür. Hadi işimize bakalım! Hadi! Buradan çıkalım babalık. Madem çıkalım dedin evlat, çıkalım! Hop! Burası Fantoma'nın deliği! Dikkatli girelim içeriye! Yıldırım burada! Güzel! Hey! Yetiştik evlat! Demir pençe! Fantoma'nın emri var, canlı yakalayalım! Hepinizi pişman edeceğim! Orada olsanız vız gelirsiniz! Hadi çabuk babalık şenliğe yetişelim. Fazla konuşma, kesmem ha! Hadi koşun! Hop dedik, dur! Al bakayım! İşimiz çabuk bitti. Evet, öyle oldu. Nereden çıkacağız? Pencereden. Hadi durmayalım. Hop, ben de çıktım. Gidiyoruz, hadi! Nerede mahkum? Kalkın, kaçırdınız!
Muhakkak buradan kaçtılar. Yakalayalım mı Fantoma? Lüzumu yok. Bu işi ben kendim hallederim. Güzelliğinle demir pençeyi tuzağa düşürebilirsin, haberini bekliyorum. Emredersin Fantoma. Kiminle görüşüyorum efendim? Ben Demir. Sizinle konuşmam lazım Demir Bey. Ne hakkında? İstanbul'da bulunan casuslar hakkında bilgiler var bende. Size faydalı olmak istiyorum. Söyledikleriniz çok ilgi çekici. Anlatın, dinliyorum. Telefonda anlatamam, buluşmamız gerekir. Hay hay! Emredin. Nereye gelmemi istiyorsunuz? Gelirim. Demir pençe gelirim deyince gelir. Tanımıyor musun beni? Bana demir pençe derler. Sen! Bağırma! Sen ha! Yavaş konuş! Telefonda benimle konuşmak istediğini söylemiştin. Ben de söyleyeceklerini unutursun diye acele geldim. Söyleyeceğim ama, eğer üstüme gelirsen bağır! Bağıracaksın ha! Bağırabilir misin? Senin gibi güzel bir kadın benim karşımda susar sanıyordum. Neden? İzah edeyim mi? Beni tuzağa düşürmek istediniz ama demir pençe kül yutmaz. Fantoma'ya söyle, benim peşime düşerse Fantoma'nın sonu olur bu. Hepsini öldürürüm. Bırak şimdi, öp beni, seni ele vermeyeceğim. Casuslar hakkında bilgi vermek için biri telefon etti. Gittin mi? Oradaydım. Az daha Fantoma'nın tuzağına düşecektim. Babalık da seni aradı. O da merak etti. Bir haber bırakmadı mı babalık? Bıraktı. Pavyonda gene toplantı varmış. Bu işten korkmaya başladım Demir. Fantoma'nın oyununa gelmenden korkuyorum. Haklısın Mine. Fakat bu vazifeyi başarmamız lazım. Her gidişinde içime bir korku çöküyor. Sonra sen gelince... Üzülmeni istemem Mine. Her zaman sana geleceğim. Bir gün Fantoma önümüzde dize gelecek. Sonra... yeni bir hayatımız, güzel günlerimiz başlayacak. İnan bana. Selam Fantoma, hoş geldin. Adamların bütün işleri alt üst etti Cabbar. Sana ısmarladığım nitrogliserin kutularını Türk polisine teslim etmişler. Demir pençe basmış fabrikayı. Benim de senin kadar zararım var bu işte. Sonra benim için karlı işti. Zararımız çok oldu Cabbar, bu işi telafi etmeliyiz. İstanbul'a gelmemeliydin Fantoma, bütün dikkati üstüne çektin. Her teşkilatın en kuvvetli adamları İstanbul'da toplandı. Fantoma ismi de Türk emniyetinin daha çok çalışmasına sebep oldu. Bütün işler bu demir pençenin başının altından çıkıyor. Onu bir türlü elimize geçiremedik. Bu şehri daha iyi tanıyan adamlar bulmak lazım. Demir pençeyi öldürmeye kararlıyım. Bana bu işi yapabilecek adamlar bulabilir misin? Ben yaparım. Tabii para karşılığı.
Sana güvenirim. İyi de para veririm. Anlaştık Fantoma. Kaç para istersin? Behçet, ver paraları. Bu işi bitti Say Fantoma. Demir pençe diye kimseyi de düşünme artık. İşler düzelecek Kontes. Bence Bara'ya itimat ederim. Ben de. Senin fikirlerin daima doğrudur Fantoma. Bu işi halletmen şart oldu Cabbar. Bir daha seni ziyaret etmeye mecbur etme beni. Merak etme Fantoma. Bana güven. Gidelim. Demir pençe! Çekil silahları, değil! Fena basıldık. Açalım. Geç öyle. Sen bak şuna. Bana oyun oynamaya kalkarsan yersin kurşunu. Fantoma kaçtı. Ben peşinden gidiyorum. Sen müdüriyete telefon et. Yürü! Yürü dedim! Aç telefonu. 44-34-85 numarayı çevir. Aç dedim! 44-34-85. Buyurun, Emniyet Müdürü Hüseyin. Dön arkanı. Kapıya dön. Hadi! Efendim, ben Mine. Fantomayı Cabbar'ın mekanında bulduk. Hemen buraya gelmeniz lazım. Ben buradayım efendim. Hemen geliyorum. Kemal Bey, hazır kuvvet benimle gelecek. Baş üstüne! Teslim müdür bey! İyi bir baskın yaptınız. Demir pençe nerede? Fantomanın peşinde. Oo Cabbar bey, bak gene karşılaştık. Bana namusu olacağına dair söz vermiş. Benim suçum yok müdür bey. Fantoma tehdit etti. Yaralıları toplayın. Yürü bakalım, ben seni konuşturmasını bilirim. Beklerim sizi de. Güle güle!
kal! At silahı! Kıpırdama! Demir pençe, ben geldim! Fantoma'yı kaçırdım. Fantoma'nın her yerde adamı var. Şurada bir yaralı var, belki konuştururuz. Hadi! Yürü! Gir içeri! Senin için geldim Cansel. Benim verdiğim işi yapmamakla, emrime itaat etmemekle hayatınla oynadın. Demir pençeyi ayağına getirdiğin halde bana haber vermedin. Size karşı hiçbir zaman hata yapmadım Fantoma. Demir pençe benim yalan söylediğimi anladığı için gitti. Sus! Ben dinlemem, hiçbir şey dinlemem! Cezanı çekeceksin Cansel. Çekeceksin! Yapma! Öleceksin! Yapma! Öleceksin! Her şeyi anlatacaksın Cabbar. Fantoma seninle iş yaptığına göre, onun yerini bilmen gerekir. Bilmiyorum, onunla yalnız bir kere görüştüm, yıllar önceydi. İkinci görüşmemize de zaten basıldık. Fantomanın yerini bilmediğini söylüyorsun. Yalan söylemekle ne kazanacaksın? Bilsem söylerim, inanın bana. Götürün! Konuşsaydı belki Fantoma'yla tanışabilirdik. Çok hesaplı adam. Emri altındaki herkesi korkutmuş. Sizinle biraz görüşebilir miyim Yıldırım Bey? Bize gelen son raporlara göre... Affedersiniz Demir Pençe, ben gazeteciyim, sizinle görüşmek istiyorum. Ne sormak istiyorsunuz? Soracağım bir şey yok, Fantoma hakkında konuşacaktım. Buyurun kartımı, büromda beklerim. Teşekkür ederim. Baban senden daha az ıstırap çekti. Bütün suçu da mikrofilmleri saklamasıydı. Senden iğreniyorum Fantoma. Babam öldükten sonra bunları anlatmam boş. Senden anlaşacağımı düşünmüştüm bebek. Bakıyorum hayatta kalmana lüzum yok. Boşaltın burayı! Bana hakaret etmekle idam emrini imzaladın. Öleceksin! Yapma! Yalvarırım, yapma! Öldürme beni, öldürme! Yalvarırım! Öleceksin! Sizinle görüşmek istediğimi söylemiştim. Avrupa'dan yeni geldim. Olabilir. Ne demek istiyorsunuz, açık söyleyin. Fantoma'ya hayatım boyunca kin besledim. Size onun karşısında en büyük kuvvet gördüğüm için geldim. Bu kim beni ilgilendirmez. Fakat Fantoma'nın yarınını ciğer ilgilendirir sanırım. Nerede? Bakıyorum ilgilendiniz. Fantoma lafı beni de ilgilendirir. Konuş bakalım. Nerede Fantoma? Boğaz'da, Sarıyer üstünde. Metruk bir çiftlikte olacak. Beni iyi tanıdığına göre bana yalan söylenmeyeceğini de bilirsin. İnanmak inanmamak hakkı sizin. Kahramanlara hizmet etmeyi sevdiğim için gelmiştim. Müsaadenizle. Ne dersin? Fantoma ismini duyunca içimden gitmek geliyor. Gidelim. Gazeteciden dost olmaz ama bir denemeye değer. Yarın buluşuruz Yıldırım. Yarın.
Fantoma'yı ilk tanıyan sensin Kontes. Maskemi çıkartmak aşkımı ispata yeter sanırım. Kollarını al beni Fantoma. Bu büyük sevgini hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. Güzel Kontes'im benim. İstanbul'daki bütün casusları emrime topladıktan sonra daima seninle baş başa olacağım. Demir pençeyi tuzağa düşürdüm sayılır. Kimse yok mu? Yanlış gelmeyelim. Ne, burası. Onları yakalamalıyız. Bu sefer de elimiz boş dönemeyiz. Saklan. Ne işin var burada? Sesini çıkartma sakın! Demir pençe nerede? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Fanuş nerede? Burada olsaydı bu kadar rahat olabilir miydiniz? Mine! Mine! Mine neredesin? Ne diye onu yakaladınız? Kes sesini moruk! Moruk senin babandır, şeref de! Hem konuşacak hem de Fantoma'nın kölesi olacaksın! Kes! Kim bu? Demir Pençe'nin sevgilisi. Konuştu mu? Bilmiyormuş. Meşhur Fantoma sizsiniz demek. Demir Pençe geleceğinizi bilseydi sizi beklerdi. Beni beklemediğini biliyorum. Bana sen lazımsın. Dikkat! Demir pençeyi arıyorum, demir pençe! Dikkat! Demir pençeyi arıyorum! Demir pençe, ben babalık! Demir pençe, çabuk cevap ver, ben babalık! Ben demir pençe, konuş babalık! Fantoma evi bastı, kapkara, sırık gibi bir herif! Mini ile beni şatoya götürecekler! Hemen gel bizi oradan kurtar, anlaşıldı mı? Anlaşıldı! Ne olmuş? Fantoma evi basmış. Dönelim! Gazeteci bize oyun oynadı. Ama alacağı olsun. Demek bizi uzaklaştırıp evi bastılar. Belki yetişiriz. Hadi gazlayalım. Demir Pençe de sizi çok merak ediyor. Bir gün görüşürüz herhalde. İhtiyara getirin bakalım. Demir Pençe sizi seviyor mu? Seviyorsa muhakkak peşinizden gelir. Bana bak, Fantoma mısın nesin? Demir Pençe'yi çok beklersin. Getirin! İster misin yukarıda olsun? Bakalım hadi! Kimse yok. Fantoma geldiyse götürmüştür. Babalık onları oyalar. Bu sefer hepsinin sonu geldi. Senin takip edeceğini bildiği için bu Fantoma'nın tuzağıdır Demir. Biz de gideriz ha, ne dersin? Fantoma'yı o kadar özledim ki gidelim derim. Hadi. Beni çok uğraştırdınız. İstanbul'daki bütün işlerimi de alt üst ettiniz. Sizler elimde olunca Demir Pençe kendi ayağıyla gelecek. Bu sefer tuzaktan kurtulmanıza imkan yok. Ne kadar konuşsan boş Fantoma. Demir Pençe ne senin tuzağına düşer, ne de senin. Ne de seni bu şehirde rahat bırakır aslan bacanak. Sen sus!
Benim kuvvetime inanmıyorsunuz demek. Bundan sonra kimse benim önümde duramayacak. Kaybettim Fantoma. Bizi yakalaman sana hiçbir şey kazandırmaz. Bizim buraya gelmemiz senin izini belli etti. Demir pençe gelirse senin sonun olur. Yeter! Götürün yukarı! Alo, ben Yıldırım efendim. Demir pençe ile Fantoma'nın peşindeyiz. Fantoma Mine ile babalığı kaçırmış. Tepedeki metruk köşte olmaları lazım. Hemen oraya gelin, tamam? Evet Yıldırım, bütün emniyet kuvvetleriyle geliyorum. Siz de dikkatli olun. Ben emniyet müdürü. Şehrin bütün çıkış noktaları tutulacak. Hazır kuvvet her saat başı raporunu seyyar ekibe bildirecek. Gidelim. Ben kazandım bebek. Bu şehirden intikam ve bana servet temin edecek mikrofilmleri aldım. Belki haklısın ama demir pençe seni bu şehirde sağ bırakmaz. Çocuk getirin. Çok konuşuyorsunuz. Demir pençeyi beklemeden sizleri öldüreceğim. Onu önce diz çökertip sonra cesetlerinizle baş başa bırakacağım. Yukarı çıkacağız. Oski hazır mısın? Tamam patron. Biz de hazırız. Biz de hazırız patron. Fantoma buradan kaçtı. Önünü keselim. Dağılın! Ugh!
Bu taraftan kaçtı Fantoma. Ayrılalım, gel babalık. Yukarıdalar! Bu iş oldu, hadi gidelim. Hemen sahile, gemiye kimseyi bırakmayın! Sersemler, demir pençeyi kaçırdınız! Kesin yolları! Hadi, ne duruyorsunuz, gidin! Peşimi bırakmadılar, gemiden kaçmamız lazım Behçet! Geminin arkasına gidin, ben bir motor bakıp gelirim! Paraları alıp orada oluruz Fantoma! Bekliyorum! Ayrılalım Demir! (Gülüyor)
Aç maskeni! Meşhur gazeteci Fantoma'ymış demek! Bize oyun oynadığını sandın! Aslında kurduğun tuzakla kendini ele verdin! Kaybetmek kaderde varmış! Kardeşim senin yüzünden öldü Fantoma! Vazifem mukaddes olmasaydı karnını kurşunla doldururdum! Her şey bitti Fantoma! Ölümü hak ettin! Durun! Durun vurmayın! Fantoma'yı adalete teslim etmeliyiz! Bugünü çok bekledim Fantoma! Kaderde kaybetmek de varmış! Olmayacak mıydı? Sen İstanbul'a gelmekle hata ettin! Fantoma'nın oyunu bitti artık! Durun! Durun bir dakika! Bekleyin! İyi iş yaptınız! Fantoma'yı yakaladığınız için sizlerle iftar ediyorum! Bütün teşkilatı yakaladık! Herhalde bize anlatacakların vardır Fantoma! Müsaadenizle, Fantoma'yı adalete teslim edeceğiz! Buyurun! Her şey vatan içindi! Vatan için! Vatan için!